Evet, iyi akşamlar sevgili seyirciler. İki haftalık bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz insana, yaşama dair her şeyi konuştuğumuz Aslı Astarı programının bu haftaki konuğu çok değerli bir konuk. Biliyorsunuz biz ana medyanın konuşmadığı, konuşamadığı, anlatamadığı, soramadığı ve derine doğru inemediği konuları da konuşuyoruz. Kendisi bizi kırmadı, geldi. Yazar Ayşe Acar, hoş geldiniz efendim. Şimdi kendisini biz herhalde Mayıs'ta çıktı değil mi? Evet. Yani. Mayıs 2017'de Bay Binet adlı kitabından biliyoruz. Siyah kitap bastı. Bilmiyorum görebiliyor muyuz? Oradan toplum, kamuoyu, efkar umumi eski deyimle öyle tanıdı ama biz daha da önlere gidelim. Aslında kendisi bir belgeselci. Özellikle farklı inançlar, farklı kültürler üzerine çok derin araştırmaları var. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Yani biz tanıyoruz da konuklarımız tanısın. Sonra daha derin konulara yavaş yavaş bilim kurgudan felsefeye, insana, geleceğe, umuda, umutsuzluğa geçeriz. Ne dersiniz? Evet. Olur. Tamam. Yani çok uzun zamandır, uzun zaman mı bilmiyorum ama 10-12 yıldır falan sahada, yani Türkiye'de ve işte İsrail'de, Hayfa, Akka, Kudüs gibi yerlerde farklı inanç gruplarını çalışan bir belgesel yönetmeniyim. Zaman zaman da uluslararası kanallara danışmanlık da yaptım. Müslümanlar, Müslümanların alt kolları, Yahudiler, Hristiyanlar, Ezidiler, Dürziler, Bahailer, Şazeliler falan, Fatimiler gibi böyle farklı, İsmaililer gibi farklı farklı grupları sahaya inip sokak sokak, arka sokaklarına kadar yıllardır tanımaya çalışan, yani literatür bilgisinin dışında da sahada realitesi nedir diye uğraşan birisiyim. Belgesellerim var epeyce. Evet. İşte en son yaptığımız 8 bölümlük Gelin Tanış Olalım diye bir belgesel var. O da Türkiye'de yaşayan yine Müslümanların, Hristiyanların, Yahudilerin ve Ezidilerin kendilerini şöyle anlattıkları. Bu çok önemli çünkü ilk defa yapılan bir iş bu. Tabii lütfen. Bir normalde, parça görüntümüz olacak zaten ama öncesinden... Normalde biz bugüne kadar medyada nasıl ilgileniyoruz bu inanç gruplarıyla? Hı-hı. Sinagoglarının tarihiyle ilgileniyoruz. Ya da azınlık problemi perspektifinden ilgileniyoruz. Hı-hı. Ama tam olarak kim olduklarını bilmiyoruz. Yani bu Ezidiler güneşe mi tapıyor gerçekten? Tavus-u melek ne? Şeytan mı gerçekten? Namaz kılıyor mu bu adamlar? Evet. Namaz kelimesini başka inanç grupları kullanıyor mu? Ya da vaftiz ne? Ne yani ne demek tam olarak vaftiz? Yani biraz mahrem alana girip çalıştım ben. Tanrı'yı nasıl tanımlıyorlar, mabetleri ne anlama geliyor, nasıl dua ediyorlar falan gibi hiç çalışılmamış bir şeyle, perspektifle çalıştım. Bu çok kolay da bir şey değil çünkü bu inanç grupları öyle her önüne gelene hadi gel sana kendimi anlatayım falan demiyorlar. Evet. Çünkü tarihi tecrübeleri var, kaygıları var. Evet. Bir de Müslüman çoğunluğun olduğu bir coğrafyada acaba bir şey olabilir mi gibi kaygılar taşıyorlar haklı olarak. Yaklaşık bir 10-12 yıl tabii benim nesnel durabildiğime, fenomenoloji yaptığıma, sahada sadece bir şey gibi, bilim insanı gibi, sahayı olduğu gibi aktarabildiğime güven duyduktan sonra kapılarını açtılar. Ve bu anlamıyla ilk iş, Türkiye'de yapılmış ilk iş. O yüzden de benim için de gurur kaynağı. 3 sene mi? Ne kadar sürdü? 3 sene çalıştık, evet. Bir fiil sahada çalıştınız. Yani bütün bir doğu coğrafyasını herhalde. Anadolu'dan mı başladı? Yani Konya'da var tabii. Yani Orta Anadolu'da var. Bir miktar batı var. Edirne'de de çalıştık. Edirne'de Yahudiler var çünkü. Yani Yahudi gelen açısından. Tabii Sabahattin Sevin'in falan. Evet, önemli bir merkez. Orayı da çalıştık. İşte doğuda epeyce il çalıştık. Bir miktar Kudüs çekimleri var. Yani hem coğrafyası geniş çalışma açısından hem de arka sokaklara çok girilem. Yani arka sokaktan kastım şu. Evet. Bir Ezidi'ye, orijinal bir Ezidi'ye gidip, yaşlı bir Ezidi'ye, genelde yaşlılar taşıyorlar geleneği. Tam olarak bu duada ne demek istiyorsun? Sen güneşe mi tapıyorsun? Tavus-u melek ne demek? Şeytan mı falan gibi böyle sert sorular sormak kolay değil. Ve onların da bunu açık yüreklilikle yanıtlaması kolay değil. Arka sokaklara girmek böyle bir şey. Evet. Yani gidip Mardin'in bir Bacine köyünde kalıp o insanlara dokunmak, o insanlarla sanki o imanı deneyimliyormuş gibi. Çünkü birebir deneyimleyemeyiz o imana doğmadığımız için ama fenomenoloji deniyor işte buna. Yani dolayısıyla iyi bir emek var. Ama orada bir şey dediniz, görüntülerimiz var. İsterseniz onu sevgili yönetmenimize söyleyeyim. Bakalım. Arkada da. Evet, önce sessiz de olabilir, sessiz de. İsterseniz bir kısmını bir görelim, sonra da şeye geçelim, biz konuşmaya devam edelim. Tamam. Şimdi orada bir şey dediniz, o önemli, imanı deneyimlemek. Zaten iman dediğimizde bir anlamda o deneyimlemenin tabii, deneyim. Kendisi değil mi? Tabii, deneyim. Yani deneyim sadece tek problem şu, yani içine inançla imanı birbirine karıştırıyoruz genelde biz. İnanç aslında içine doğulan kültürde bir ön kabul. Evet, daha ön kültürel kabul. Bir şey daha değil kültürel mi? Bir şey, inanç. İman, emin olmak kökünden gelen bir şey. Emin olabilmeniz için de sizin onu
bizzatihi belki bir akıl sürecinden geçirdikten sonra deneyimlemeniz lazım. O kişisel bir şey iman. Evet. Yani kapalı bir şey. Ben sizi nasıl şu anda ben deneyiminizi deneyimleyemezsem, bu evet. mümkün değilse ontolojik olarak, evet. siz de benim ben deneyimimi evet. deneyimleyemezseniz böyle evet. bir şey. Yani Edmund Husserl'in dediği gibi başkasının beni sorununa giriyor. Evet, gördüm. Evet, yani iman da böyle bir şey yani. Bir de şu var ama hakikaten o ama çok... Ama fenomenoloji yapabilirsiniz. Ama çok önemli bir şey söylüyorsunuz ve o yaptığınız sahada da çalışmalarda o var. İman bedensel bir şey aslında. Yani bedenin fikre doğru yürümesi. Ama inanç dediğimizde daha kültürel, daha sentetik şeyler. Kültür, evet. coğrafyadan coğrafyaya, koşuldan koşula değişen evet. şeydir inanç. Evet, evet. Bir bakalım isterseniz tamam. izleyicilerimiz de görsün. Sesi de gidiyordur herhalde. Evet, çok etkileyici tabii, sizden dinleyelim ama şöyle bir şey gördüm ben, çok önemli. Şimdi sizi buna iten bir sahip var, bu çok önemli. Yani kaybolmakta olan, değil mi? Bütün evet. Anadolu'nun, hatta bütün bölgenin, hatta dünyanın birbirlerine doğru böyle farklı noktalara çekilen, giderek sertleşen, önüne başka sahiplerin girdiği bir şeyi aynı şekilde başladığı yerdeki gibi tek ve bir hale getirip öyle veriyorsunuz. Şimdi benim kendi evet. kişisel gözlemim, tarih okumalarımda da, felsefe okumalarımda da uygarlık inşa edilmesinin şeyi nedir, zemini nedir, tözü evet. nedir diye baktığımda farklılıkların bir arada diyalog kurması ve birlikte bir şey üretmesinden uygarlık doğuyor. Evet. Yani tek bir inanca, tek bir görüşe, tek bir akıl biçimine yaşamı indirgediğinizde faşizm doğuyor. Türkiye çok avantajlı çünkü farklı görüşler var. Yani nicelik olarak, sayısal olarak bu insanlar çok kalabalık olmayabilir, önemli değil. Bir görüş, bir fikir sahibi ise, bir perspektif sahibi ise ve bir kişi dahi olsa sofraya gelip o perspektifi koyduğunda uygarlaşmaya katkı sağlıyor demektir. Şimdi bu insanlar yaşıyor, kurgusal bir şey değil. Türkiye'de benim bu çalıştığım yerlerde böyle insanlar var ve bu insanların fikirleri var. Ve bu sofraya, Anadolu sofrasına, bir nevi Halil İbrahim sofrası bu. Yani Halil İbrahim sofrasına herkes kendi yiyeceğini koyup birbirine ikram edip hatta evet. değil mi? Yani, herkes koyuyor ama herkes kendi yemeğini yemiyor. Evet, değil mi? Yani birbirine ikram edip yiyip bir sohbet evet. muhabbetle işte bir uygarlaşma sürecidir. Bu Anadolu'nun böyle bir deneyimi de zaten var. Benim şunu sormuştum kendime, yani bu Anadolu Anadolu diye övünüyoruz da yani şöyle şahaneymiş, böyle şahaneymiş, muhteşemmiş, herkes birbiriyle diyalog halindeymiş falan da bu geçmişte kalmış bir mit mi ya? Bugün yok mu yani? Bugün bir şansımız yok mu yani? Evet. Ben bir bakayım dedim sahaya yani. Hı hı. Hem kendi derdimdi bu yani, görebilmek istiyordum. Dolayısıyla evet. gördüm evet yani var. Kendi içimizde yeniden belki de hani üzerine küller serpilmiş bir ateşi yeniden hı. hareket ettirebiliriz. Yine işte bu Türkiye ismiyle bugün yani Türkiye dediğimizde de çok sesliliğin, çok farklılığın, renkliliğin ve bunun bir zenginlik olarak tekrar açığa çıkarılabileceğini hı. görüyorum ben. Buna bir proje gibi yaklaşmıyorum ama. Evet. Yani onu, evet, lütfen. Çünkü bu çok önemli. Bazı gruplar, özellikle tarikat grupları bir proje gibi yaklaşıyorlar buna. Evet. Yani ve o projede de kendi aslında fikirlerini giydirmeye çalışıyorlar evet. diğer gruplara. Ben bir proje olarak yaklaşmıyorum. Bir rızalık meselesi olarak yani karşılıklı insanların birbirinden razı olmasını önemsiyorum. Projeyle insanlık inşa edilmez. Projeyle insan da inşa edilmez. O yüzden ben olabildiği kadar nesnel, var olanı aktarmakla görevliyim. Mesela yani tabii Batı'da, Amerika'da çok fazla böyle spesifik konular çalışan insanlar. Evet. Türkiye'de benim dışında bildiğim kadarıyla yok sahada. Sahada yok herhalde. Yok, hayır evet. yok. Mesela ben en son geçen Mayıs'ta Adana Yahudilerini çalıştım. 18 kişi kaldılar.
Ardından gittim Antakya Yahudilerini çalıştım. 17 kişi kaldılar. Antakya'daki bu 17 kişi 2500 yıl önce Türkiye'ye gelmiş Yahudiler. 17 kişi kaldılar. Nereden geliyorlar? Arap coğrafyasında. Orta Doğu'dan yani, çıkış. 2500 yıl. 2500 İkiş yıldır mi? Buradalar ve 17 kişi kaldılar ve 80 yaş grubu ve vefat edecekler. Tabii. Kültür Bakanlığı'nın paniklemesi lazım mesela bence. Evet. Hayda falan yani nasıl yani nasıl çalışmadık? Paniklemiyorlar. Öyle olunca da ihale bizim gibi insanlara kalıyor. Biz de zor koşullarla gidip işte Antakya'ya çalıştık, Adana'da hiç çalışılmamış. 18 kişi, 90 yaş grubu bu insanlar. Evet. Şimdi kayıt altına alındılar. Her iki belgesel de tamamlanacak ayrı projeleri olarak. Gönlümüz rahat. Bana çok geliyorlar mesela. Şunları çalışmadı kimse. Gel çalışsana. Öyle mi? Artık tabii. Siz tabii yaptıkça değil mi? Ya bütün gruplar beni artık tanıyorlar. Bizi kimse çalışmadı. Gelir misin diyorlar. Benim de tabii şeyim yok, kimsem yok yani. Yani kendi oluşturabileceğim bütçelerle falan. Dünyanın herhangi bir ülkesinde olsa tabii daha farklı. Bu çok önemli. Ama belki sizin yaptığınızdaki o içtenlik ve o nesnellik de tabii çok önemli. Evet. Biraz da o yani Türkiye'de destekli olan projeleri az önce söylediniz siz de. Yani, proje destekleri o proje olur. Haline geliyor. O sizin olmuyor artık. Onların tabii, hiç olmaz. Olmuyor falan, değil mi? Tabii. Şimdi sizde öyle bir şey var. Yani bunu dert edinecek bir şey var. Hem burada hani Anadolu'nun geçmişi ve bu coğrafyada yaşanmış o ve biraz da şimdi siz belki demediniz ama ben biraz hani soru soran adam olarak daha rahatı gibi evet. düşündüm kendimi. Ve şöyle demek istiyorum. Bu tür toleransın, bu tür o böyle katalog diyeceğim. Katalog toleransın bir ikiyüzlülüğü de tabii. var. Sizi ama... bunu değil mi? Siz bunu girdikçe aslında o katalog toleransın, hani laftaki toleransın ve bir hep kendine doğru çeken bir de yani bu binlerce yıllık Anadolu falan diye gizlenmiş. Bastırılmış da bir şey var aslında orada değil mi? Yanılıyor tabii, muyum? Yani, yok öyle tabii. Yani o samimi bir şey değil aslında. Öyle tabii. Şu, sizin kendi için demiyoruz. Ya mesela şu kişisel söylemlerde de şu garip gelmiyor. Ya bizimkiler eskiden Anadolu'da işte Hristiyanlar, Yahudiler, Ermeniler oh ne güzel herkes birbirini severdi. Tabii. Biz şahane bir milletiz deyip bunun tam tersi bugün davranışlarda sergiliyor olmak bir ikiyüzlülük değil mi? Tabii. Ya da bugün senin bunu yapamıyor olman aslında varlığının yok olduğu anlamına gelmiyor mu? Kendi evet. varlığını inkar ettiğin anlamına gelmiyor mu? Evet. Tamam geçmişteki şeyler yani övünç duyabileceğimiz şeyler vardır ama hep bu örneği veriyorum biraz fazla oluyor belki ama yani geçmişle övünmek, salt övünmek evet. bir fotoğraf karesine kafanı zorla sokmaya benziyor. Evet. Ve kendi varlığını inkar etmeye benziyor. Evet. Ya bugün sen yok musun? Bugün Türkiye diye bir şey yok mu? Devlet yok mu? Biz Türkiye'yi oluşturan unsurlar değil miyiz? Evet. Biz bugün neden şey yapamıyoruz? Birlikte birbirimizden razı olarak bir şey, dün insanlar bir şey armağan edemiyoruz. Bakın bu da bizim size armağanımız diyemiyoruz. Bu farklılıklar bir araya gelip. Dolayısıyla ikiyüzlülük. Bir. İkincisi bir de yola çıkıldığında mesela yani ötekini tanımak için yola çıkıldığında eğer bir proje ise bu en nihayetinde kendini dayatma noktasına geliyor. Yani şöyle, bak bunlar da buna inanıyor ama bizimki de bunun daha da parlağı, daha da iyisi, çok daha iyisi. Evet. Ya da hoşgörü. Hiç sevmediğim bir kelime benim. Evet. Tehlikeli de bir çok kelime. Çok rahatsız edici bir kelime. Tolerans, değil mi? Hoşgörü, bir hor şey yani bir hoş görülmesi gereken biri var, bir de hoş gören üst bir birey var. Böyle anlamsız bir kelime. Yani bir aslında efendi köle tabii, ilişkisi de var efendi orada. Efendi köle ilişkisi var ve orada da niceliksel. Yani azınlıksa o zaten hoş görülmeli. Yani evet. hani otur oğlum evladım tabii. o zaten garanti köle. Ama oturduğu sürece hoş oturduğu görüyorum. Sürece. Siz tayin ediyorsunuz onu. Tabii. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani gerçekten. O yüzden şey böyle. Yani benim seyrederken içimin kıyıldığı, çocuksu bulduğum bir taraftan da zeka ürünü değil bunlar çünkü. Bir yer ama hiç belli olmaz. Ben çok umutluyum Türkiye'den. Siz bunu yaptığınız yıllar 2015'ti değil mi? Evet 2 yıl gelin geçti. Tanış olalım projesi değil mi? Bitti yani tamamlandığı zamanlar. Yani 2016'da bitti. Evet. O zamanlar bir iklim daha şeydi böyle biraz da bunlar ben yani zihinsel ve tarihsel iklimlere bağlı. Şimdi tabii biraz daha bir daraldık ama yani ben şöyle düşünüyorum. Bilmiyorum projenin akıbetini sizden de şimdi dinleriz. Yani ne olacak nerede şey yapılacak falan. Ama şöyle düşünüyorum bu bir yerde bu tarihte kaldı. İnsanlar ihtiyaç duyduklarında bu kadar karanlığın hani fazla üstlerine gelmesinden belki onu bulunduğu yerden değil mi? Edebiyata da tabii, tabii, gireceğiz. Aynen öyle olup çıkaracaklar diye düşünüyorum. Bu bahsi kapatmadan ne, şimdi ne aşamada, nerede, ne olacak bunu izleyebilecek miyiz falan diye de bir soru. Yani büyük ulusal bir kanal için hazırlanmıştı bu ama son işte geçen yaz olan bir takım vakalardan evet. ötürü beklemeye alındı. Çünkü bir dinler arası çalışmak bir FETÖ projesi olarak da yorumlandı. Evet. Oysa ben sahada çalışan seküler ve nesnel bir perspektifi olan
Bir insanım, bir belgesel yönetmeniyim. Yani benim öyle... Bağımsız bir, ayrım bir kişiliğiniz var. Evet. Dolayısıyla öyle bir süreç ki herkes çekiniyor. Şimdi ezidiler var projede. Zerdüştlükten de bahsediliyor. Biri kalkıp bir dakika bunlar putperest falan deyip şey yapabilir mi, tepki gösterebilir mi diye. Halbuki bir barış projesi. İzlendiği zaman insanın kalbinde sevinç ve sevgi uyandıran bir barış projesi. Türkiye'nin de gerçekliği, kurgusal bir şey değil. Bir de hiçbiri birinin üstüne galebe çalmak için bulunmuyor orada, değil mi? Yani bu işin esprisi bu. Yani sanat bunun için var. Tabii. Gazetecilik, belgeselcilik bunun için var. Yani birisi birinin üstüne bulunmasın diye, değil mi? Yani... Ben taraf değilim çünkü. Evet. Yani benim bir tarafım yok. Evet, onu biliyoruz. Romana da konuşacağız ama onu daha sonraki bölüme alalım. Bir şey daha, yani bu işin felsefesini ama bitirmeden geçmek istemiyorum kitaba. Kitabı daha sonraya bırakalım diye düşündüm. Şöyle bir şey de var orada. Sizin şimdi şöyle bir çizgi gördüm ben. Yani size baktıkça, daha da böyle derine indikçe. Şimdi bir taraftan geçmiş kültürlere doğru bir dert edinerek, ama yani bu böyle folklorik ve hatta böyle şarkiyatçı bir merak değil. Dert edinerek gelen o sorular, işte inanç, iman, rıza filan gibi konular. Bir tarafta da sizi aslında geçmişten almış, böyle hop geleceğe doğru atmış. Yani bunu bu izleyicilerime yani yanlış anla, yani şunu düşündüm. Size sormak istiyorum onu. Kim söylemişti bilmiyorum. İnsanoğlunun hani bu toplumsal genetiğinde de iki tane onu yaşatan, çektiği sıkıntılardan, acılardan onu sıyırabilecek ve umutlu yapacak iki şey var. Bir, geçmişe doğru izler. En basit canlı, yani işte 2.8 milyardan 4 falan bir geçmişe doğru iz bırakıyor. Bir de geleceğe doğru bir ufuk çizgisi çekiyor, değil mi? Tabii. Sizin için bu bir dert olmuş. Sizin çizginizi diğerlerinden ayıran, özellikle bu ülkede, yani bu batıda benzer örnekler görebiliyoruz. Sizi herhalde ayıran bu olmuş ve bunun üstünde ısrarla da durmuşsunuz. Evet. Yani hiçbir tuzağa düşmeden, yani popülaritenin, işte o kültürel baskının, işte normların, siyasetin, şunu, o tuzağa iktidarın falan düşmeden durmuşsunuz. Şimdi doğru mu analiz ettim bilmiyorum. Vallahi eksikse söyle. Ama bu önemli bir şey. Bunu neden yaptınız? Şimdi onu en zor soruyu oraya sakla. Yani neden böyle bir şeye gerek duydunuz ve buradan buraya sizi geçiren ne oldu? Şimdi kitapta da var. Şimdi felsefesinde bir mola verelim. Evet. Yani tarihe ayak basmak isteyen bir insanım. Bu benim için önemli. Yani benim bir varlığımın olmasını isterim. İnsan tabii oluşta, süreçte var olan bir varlıktır. Herkes gibi benim de insan olma sürecim devam ediyor. Anlayışım değişiyor, anlayış kapasitem değişiyor vesaire. Bunu bir kere bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak yaptım. Benim mesleğim belgesel yönetmenliği ve ben sahada din felsefesi ve farklı inanç grupları arasında çalışabilecek kadar bilgi sahibi, bu insanlara soru sorabilecek kadar dini gelenekleri bilen birisiyim. Bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. Benim kendi memleketime olan görevim bu insanları kayıt altına almak. Yani birileri yapmıyor diye, Kültür Bakanlığı ya da başka şeyler, yani devlet mekanizmaları bu işte çalışmıyor diye yani gelip yatamam. Yani şeydeki, atıyorum işte Adana Yahudileri hiç kimse çekmemiş 90 yaş grubu insanlar. Bu insanlar öldüğü zaman bu insanların belgesi olmayacak. Evet. Yani benim bunu yapmam lazım, bir yurttaş olarak yapmam lazım. Evet. Yani herhangi bir yurttaş da bunu yapamaz çünkü mesleki şeyi bu değil yani, birikimi bu değil falan filan. Evet. Benim bildiğim kadarıyla yok. Öncelikli olarak görevim bu, bir yurttaş olarak bu işi kayıt altına almam lazım. Evet. Bir gün üniversitelere devredebilirim, bir gün işte bir merkez kurulabilir, hepsine verebilirim. Sizler yani. Yapabilirsiniz. Iskalanmamış olur. Birincisi bu. İkincisi... Pardon, sözlü tarih tabii, değil mi? Çok önemli bir şey. Tabii sözlü tarih. Yani ben mesela Adana'ya gittik. Atatürk'ün Adana fotoğraflarını çeken kişinin yeğeni Atatürk'ü görmüş. Atatürk'le ilgili daha önce hiç konuşulmamış o kişiyle. Hı-hı. Atatürk'le diyaloğu var. Onlar kayıt altına alındı. Evet. İşte Beyrut'tan gelen Yahudilerle ilgili çok temel bilgiler kayıt altına alındı. Çok önemli fotoğraflar kayıt altına alındı vesaire vesaire. Şimdi bunlar... bu insanlar dediğim gibi yani bir uzun ömür versin Tanrı ama hani evet. Vefat ettiklerinde evet. Gitmiş olacak işte bu bilgi onlarla beraber. Evet. Bir kere benim bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak temel görevim bu, yapmam evet. Gerekirdi. İkincisi, kişisel olarak da ben literatür dışında da, çünkü literatürde yeterli çalışma yoksa, sağ çalışması, yanılabiliyorsunuz. Yani Ezidilerle ilgili ben mevcut pek çok çalışmayı okumuştum zaten, biliyordum. Fakat sahaya indiğimde başka şeyler gördüm. Yani benim konuya hakim olabilmem için
Ve çok kapalı gruplar olmasından mı kaynaklanıyor? Çok, o evet, yani teoriyle şu arasındaki açık. Hem o hem de mesela soru soran kişi de önemli. Yani ben bir mitsel dilden haberdar değilsem, sembolik dilden haberdar ezoterik değilsem. Ezoterik bir yaklaşımınız evet, yok. Yani benim yeterliliğim eksikse, ben mesela Taus'un melekle Hermes kültüründeki Horos'u karşılıklı aynı tabloda göremeyecek kadar bu işe vakıf değilsem. Geçişliliği ya da. Hiçbir şey göremiyorsam doğru soru soramam. Doğru soru soramadığım için de konuşturamam. Doğru soru sormak çok önemli bir şey konuşturabilmek için. Doğru. Zaten felsefe de böyle başlar aslında. Evet. Saha çalışmaları evet. da böyle başlar. Felsefe, gazeteci. Her şey böyle var. Doğru soru sormakla başlar. Şimdi bir taraftan da bunu sahayı tanımak bana daha doğru soru sordurtuyor. Yani mesleğim açısından da kendim yetişiyorum yani. Bir şekilde beni pişiriyor bir okul gibi. O yüzden. Geçmişten geleceğe. Alakası var? Bilmiyorum. Yani oradan şimdi onu diyoruz. Yani şöyle yani bu umut arayışı belli. Yani böyle perde kapandıkça dünyada, ülkede falan konuşacağız. Yani şiddet. Bunları aşmak adına da bir umut arayışı var orada da onun için. Yani ben bunu hani sadece şey için söylemiyorum. Yani o umudu aramanın hani şeyini soruyorum. Tabii tek kelime bunu hani bir reçete olarak istemek, söylemek mümkün değil ama hani nedir? Yani bir şey böyle var. Şey dönemlerinde, tarihte de karanlık gibi adlandırılan ya da evet. sıkıntıların yoğun olduğu dönemlerde felsefecilerde, edebiyatçılarda falan bir şey başlıyor. Yani kendini o zaman diliminden çıkarma arzusu. Geleceği görme ve geleceği çağırma arzusu. Lütfen gelir misin? Deme arzusu. Benim bu romanda yaptığım şey tabii yakın geleceğe dönük bilim kurgu. Hatta ama o kadar hızlı ilerliyor ki her şey. Çoğu da neredeyse realize oldu yazdıklarımın. Evet. Teknolojik olarak özellikle. Geleceği nefes alma arzusu. Yani geleceğe bir bakayım bakalım ne var orada deme arzusu. Şeyi de tabii gelecekte niye mesela din felsefesi, dinli gelenekleri biliyor olmanın şöyle bir avantajı oldu. Evet. Bir taraftan da edebiyat, bilim kurgu yazarıyım ben. Şöyle bir avantajı oldu. Yapay zeka merkezli bir şey geliyor. Yani ekonomi politiğin yapay zeka üzerinden belirlendiği bir süreç geliyor. Evet. Bu çok şey zaten bilinen bir şey. Herkesin konuştuğu bir şey. Büyük isyanlar dönemi bekleniyor. İşte Facebook'ta açıklama yaptı. 30 yıl sonra geliyor o isyanlar dönemi. İşsiz kalınacak olması, insanların işsiz kalacak olması. İşsizliği arttıracak. Arttıracak ve isyanlar dönemi geliyor. Bir bu, ikincisi de din olacak mı gelecekte? Evet. Çünkü yapay zeka öyle bir şey ki sanki neredeyse insan. Eğer insan tanımını şöyle yapıyorsak. Yani işte zihinsel faaliyet gösteren, üreten, konuşan bir varlığa insan diyorsak o zaman karşımızda bunu yapan bir şey varsa o zaman evet. neredeyse insan. İnsan kendisini karşısında alıp seyrediyor neredeyse. Şimdi böyle olunca insan kutsal mı değil mi? Hatta Tanrı işin içine giriyor. Tanrı halife olarak insanı yarattı da insan da kendi halifesini mi yaratıyor? İnsan tanrısallığa mı soyunuyor gibi evet. çok sert bir süreç geliyor. Yani dinler bu işin içinden kaçamaz. Evet. Dinin ve şeyin ekonopolitiğin kaynadığı bir dönem geliyor. Evet. Romanda zaten bu isyanlar döneminin bittiği bir andan sonra başlıyor. Evet. Bir huzurlu bir... Tabii isyanlar bitmiş. Ya bir distopya değil. Evet. Ama ütopya da değil. Yani yok, tam değil. Bilim kurgu havasında duruyor değil mi? Evet. Ya olması gereken yerde gibi duruyor ama sonra gelişiyor olaylar. Evet, sonra. Böyle bir şey var. Yani normalde biz şöyle alışığızdır. Bu kötü bir şey olur. Onun üzerine başlar. Kitap. Çok mis gibi bir şeyle başlıyor. Bir şey olmuş. İşte üçe bölünmüş. Evet, isyanlar bitmiş. Üçe bölünmüş. Çözüm olarak. Çözülmüş. Çözüm üretilmiş. Evet. Yani çözüm olarak denmiş ki tamam yapay zekayla yaşamayanlar ve Tanrı'yı yaşamın merkezine koyanlar üçüncü bölgede yaşasın. Birinci bölgede de klasik işte evliliktir. Yöneticiler. Evet tabii yani yapay zekalarla gayet uyumlu. Hiyerarşi tutan, bilimi, evet. sanayi bir şeyi, tabii. iktidarı tutan değil mi? Teknokrasi, teknokratlar var tabii. Evet, evet. Yani artık bu klasik siyasetçiler yok da teknokratlar var. Oraya doğru da gidiyor. Evet. Devredilmiş o. Evet. Tabii devredilmiş. Hatta kurucu falan kim bilinmiyor, kimse görmüyor. Tabii yani. Ya o da varla yok arası doğru mu? Tabii. Doğru mu gidiyoruz? Ne olacağını da bilmiyorum. Tabii bu bir de üçlü değil mi? Üçlü tabii. Sevgili izleyiciler Ayşe Hanım'ın bir üçlü değil mi? Bilim kurgu bunların özelliği o. Evet, evet. Bir yüzyıl adı altında Bay Binet. Evet. İşte... İkincisinde işte ufak ufak yazıyorum. Evet. Onlara geleceğiz. Şimdi isterseniz şu bilim kurgu hikayesinde ve yapay zeka hikayesinde bir duralım. Tamam. Oradan bir daha bakalım diyorum. Duralım. Şimdi dediniz ki yapay zeka
yani tartışmadan bu yana çok şey değişti. Hakikaten dünyada bu konu sizin tartıştığınız gibi, sizin kitaba getirdiğiniz, siz bir kere kitapta bu meseleyi bir dünyalı olarak tartışıyorsunuz. Bu çok önemli. Yerel hiçbir tuzağa düşmeden tartışıyorsunuz. Ama müthiş de bir yerellik var yani işte Bektaşi kültürünün değişleri, Afganistan filan bir yandan o tasavvuf, doğuya olan şey ama dozu hiç abartılmadan verilmiş müthiş bir şey var orada. Şimdi bu yapay zeka hikayesini önce oradan alalım. Kitaba geçeceğiz. Çok vaktimiz var daha. Yapay zekada biz şöyle bir şey görüyoruz. Evet, yapay zeka ilk başta işte otonom makineler düşünebilir mi diye siz tabii çok daha iyi biliyorsunuz. Oradan gelen süreçte şimdi artık nöronların ve duyguların da nasıl yükleneceğine dair bir noktaya geldi. Evet. Karşı görüşler var. Stefan Pinker gibi diyor ki o işte böyle bir şey olamaz. Çünkü bu içindeki yani o asla yapamayacak. Çünkü bu bizim nöronlarımızda çok büyük, çok eski genetik yapıların devralmasından geliyor falan diyor. Bir grup da işte Stephen Hawking gibi onlar bizi mahvedecekler, bizi esir alacaklar diyor. Önce buradan bakalım. Ben Türkiye'de bu konunun çok teknik tartışıldığını düşünüyorum. Aynen. Yani bilim ve tekne arasındaki değil mi? Asıl bilgiyle tekne, felsefedeki ayrımın yapılmadığını düşünüyorum. Onun için bunu bir yazardan dinlemek, bir edebiyatçıdan dinlemenin çok önemli olduğunu. Oradan bir bakalım. O kadar önemli bir şey söylüyorsunuz ki şimdi kavramsal düzeyde tartışma yapılmadığı için bir kere en başta şimdi niye korkuyoruz? Biz yapay yani genel olarak korkuyoruz. Yapay zeka diye bir şey gelecek. İşimizi gücümüzü elimizden alacak. Bu bizden daha kıymetli olacak. Hatta insanlığı yok edecek. Teknolojik tekillik olacak. Yani yapay zeka yönetecek artık dünyayı. Bizi de zaten hani katır katır kesecekler falan filan. En nihayetini yapacakları şey bu. Kendimize rakip görüyoruz ilk defa. Ama bunu yaparken de mesela şeyi hep ıskalıyoruz. Yani insan tanımını hep ıskalıyoruz. Yani ben nerede ne zaman konuşsam hep teknik konuşuluyor dediğiniz gibi. Bir biyolojik varlığa indirgeniyor insan. O biyolojik varlığın simülasyonu olarak yapay zeka yani insanların sinir ağları üzerinden zaten şey yapılıyor, simüle ediliyor yapay zekalar. Neredeyse kendi sesini neredeyse değil tanıdığı yani nesne bilincine yavaş yavaş ulaşan işte AlphaGo dediğimiz şey muhteşem mesele korkutucu, şöyle korkutucu. Go oyununu onun kadar dünyada bilen insan yok. Maalesef. Birisi onu öğretmiş olamaz. Ben bir parça Go oynadım biliyorum. Yani birisi öğretmiş olamaz. Kendi kendine öğrendi. Şimdi bu çok önemli bir şey. Kendi yazdı. O algoritmanın üstüne bir algoritma şey daha kurarak. Yazdı tabii. Yani şey yok. İnsan yok bunu öğretebilecek. Bu çok önemli işte. O yüzden de Elon Musk'la işte Mark'ın tartışmaları, açık sistem, kapalı sistem tartışmaları yerinde. Ama biz bence insanı ıskalıyoruz daha çok. Bugüne kadar da insan nedir sorusuna filozoflar dışında kafa yoran olmadığı için belki de insan nedir sorusunun sorulacağı bir çağ geliyor. Bunu olanak verecek yapay zeka. Yani yapay zekanın evet işlerimizi elimizden alacak böyle böyle değil çok büyük bir hızla. Hekimler iş yapamayacak, taksi şoförleri iş yapamayacak, öğretmenler iş yapamayacak. Yani pozitif bilimlerde kim varsa herkes işsiz kalacak. Kod yazanlar bile kod yazamayacak. Evet. Ama yeni meslek alanları çıkacak. Ve belki de insan düşünmek için vakit bulabilecek. Yani karşısında yapay zeka gördüğü zaman bir dakika ya bu da aynı da bana benziyor yani. Şimdi ben insan bu kim? Bu kimse ben yani ben insan ne demek falan gibi çok ciddi soruların sorulacağı dönem. Hiç sormadı soruları. Hiç sormadı. İnsanlık çok. Çünkü ne diyor? İşte bu formda gelen yani insan sıfatı denir ya şeyde de doğuda da insan sıfatında gelen, görünümünde gelen, konuşan, zihinsel faaliyet yürüten, üreten şey varlıklara biz insan diyoruz değil mi yani totalde. Bir de şöyle yapıyoruz doğdu bu sıfatla geldi insan tamam kıymetli. Öyle mi acaba insan sonradan olan bir varlık mı? Yeryüzünde insan sayısı belki de çok az. Tabii. Az önce siz dediniz tamamlanmamış bir varlık tabii oluş halinde olan İbn-i Rüşd'ün de dediği yani oluş halinde olan tamamlanmamış bir varlık olarak insan var. Deneye konu edilemeyen bir insan oluşta olduğu için bir insan varlığı var. İnsan sonradan olan bir varlık mı? Nitekim öyle gözüküyor. Peki biz neyiz? Biz de mesela bunlar yazılım canım ben yazılım değilim diyor. Nasıl yazılım değilsin? Kültüre doğuyorsun. Doğduğun kültür ve coğrafya seni yazıyor. Evet. Küçük bir aramız var. Tamam. Devam edeceğiz. Öyle mi? 5 dakikamız var. Evet. 5 dakikamız varmış. Bir de insan sadece bilinç varlığı değil. Yani hani bu felsefenin insan dediği şey öz bilinç sahibi varlığa insan diyor. Kendini bilen, işte Sokrates'in de söylediği farklı geleneklerde de bir sürü yansıması olan kendi düşünmesi üzerine düşünen varlığa insan deniyor felsefede. Yani
şeye değil, diğerine beşer diyor mesela. Kendi düşüyor, kartezyen değil mi? Kendi evet. Düşüncesini de düşünebilen. Kendi düşüncesini, düşüncesini konu edene insan deniyor. Ve yapay zeka geldiğinde bu ne olacak diyorsunuz değil yapay mi? Yapay zeka nesne bilincini bilir, özne bilincini bilmez benim görebildiğim. Doğru. Özne bilincini bilen insan sayısı da yeryüzünde oldukça azdır. Zaten yeryüzünde insan az olduğu için çok endişelenmeye gerek yok. Şimdi orada hakikaten bir şey söylediğiniz zaman, burada bir daha geri alacağız onu. Çok önemli bir şey var. Diyorsunuz ki bu bizde hep şöyle tartışıldı dünyada biz derken. Efendim yapay zeka gelecek beni böyle mahvedecek. Ben gideceğim onun kölesi olacağım ya da ben onu köle edeceğim filan gibi. Şimdi dünyada bu tartışmaların çok ilginç bir şekilde ekonomi politik şekli var. Mesela tabii, hukuk var tabii. Eşitsizlik yarattığı, işsizlik yarattığı, tabii. Dört gelecek defa bayağı ilginç görüşler var. Onların bir kısmını şöyle çözmüşler ne dersiniz bilmiyorum. Hatta bu bir ileride işte Marx'ın komünizm ütopyası çalışmadan ancak işte düşünülen plan noktaya mı gidecek falan derken olabilir. O büyük eşitsizlikle ilgili de şöyle deniyor. Bu yapay zekalardan oluşmuş bir köleler toplumu ve açılan mesafeler. İnsan ne yapacak peki? İş güç bitince işte yazılım da olmayacak bilmem işte üretim de olmaz. İnsan artık temel gelirle yani basic income dedikleri tartışma var. Çok yoğun var dünyada. Bizde hiç yok aslında bu. Evet. Temel milli gelir filan dedikleri. Ya insanlara da işte her ay işte dışarıda tartışılan şey 1200 euro para verilecek. Evet, dolar. Öyle gözüküyor. Avustralya filan de insan oturacak. Artık üretir mi üretmez mi onu alır mı yapay zekayı kullanır mı diye. İşin bir sosyopolitik tarafı da böyle yani. Böyle gidiyor. Gözüküyor. Evet. Yani böyle gözüküyor. İnsanın kendine vakti kalacak. Evet. İyi mi kötü mü? Çok iyi. Evet. Ama özgünlük para edecek. Özgünlük değer ifade edecek. Yani insanlar birbirinin kopyası yani bir yazılım kopyası gibi. Herkes birbirinin kopyası ya da işte kapitalizmin standart olarak çizdiği insan profiline uygun bireyler. Herkes birbirinin kopyası esasında. Özgün evet. Ve biricik insan sayısı da az. Evet. İnsanlar belki özgün olmanın şansını ilk defa yakalayacaklar. Evet. Bu tabii şey pozitif perspektif, negatif perspektif de olabilir. Negatif perspektif de ne kıyımlar olabilir? Olacak. Evet. Kıyımla, doğal seleksiyon. Yani daha önceki doğal seleksiyon beden üzerinden, Darwin'in teorisinde beden üzerinden dayanabilen kaldı. Evet, kadim kabaca. Olan, evet. Savaş yok orada. Tabii, evet. Şimdi yaratıcılık ve biriciklik üzerinden doğal seleksiyon ölecek. Büyük kıyımlar geliyor. Hı-hı. Yani benim görebildiğim o. İnsan sayısında azalma olur. Ve zaten doğurabilme, doğurma, çok çocuk doğurma falan filan insan ömrü uzayacağı için bunlar sizde öyle azalır. Kitapta değil mi? Evet. 70 yaşında adam genç falan değil mi? Ama Dünya Sağlık Örgütü bu yeni de böyle açıklandı. Söyledi yanılmadım çok yani. Yeni, çok yeni değil mi? Siz bunu iyi tahmin etmişsiniz. İyi çok bir öngörü. Evet. 69 yaşında bir genç değil mi? Hatta adam araştırıyor. Genç tabii 70. Evet. Dünya Sağlık Örgütü de genç dedi. Evet. Yani o yüzden. Evet, hiç kimse de öyle genç kalır, hiç kimse de ölmezse bu sefer de başka problemler. İşte belki o zaman o yapay zekalar gelip dünyaya hakim olacaklar. İşte yani öbürüne. Öyle mi olur? Kolonizasyon mu gündeme gelir? Başka şeyler de olabilir ama yapay zekayı hem iyi hem de kötü olarak da insanda olduğu gibi. Evet. Katliamlar yapabilen, katliamları önlemeye çalışan. Evet. İnsanlar gibi düşünelim. Yapay zeka hepten de külliyen de kötü olacak falan. Bilmediğimiz şeyden korkarız. Bilmediğimiz bir şey geliyor ve korkuyoruz. Evet. Evet. Bir de şeyden yakalandığımız için korkuyoruz galiba. Ya ben biraz önce siz söylediniz onu aslında. Yani tekrar üstünde duralım diye izleyiciler için bir daha açmak istiyorum. Aslında söylediniz onu siz. Yani şimdi bu yapay zekayı bilim adamı işte daha teknokrat bakış ya da işte tıbbi tabii. Açıdan bakanlar şöyle bir şeyle kaçırıyorlar. Dünyanın bir de yapay olmayan zekayla yaşanmış bir tarihi var. Tabii. Sizin kitabınızda şöyle bir laf var bir yerde. Bakın çok önemli bir şey o. Bir küçük arada, kitaba giren aralarda var. Saat diyor. Orada işte biraz tasavvuf var. Bakın sen zaman değil o saat diyor. Zaman başka bir şey diyor. Şimdi biz saate bakıyoruz. Tabii. Yapay zeka tartışma. Ama zamana bakmıyoruz. Hiç. İnsan dediğiniz bir kere bir varlık olarak işte canlıların 4.8 milyar insanımsının başladığı bir işte tabii. 1.6 milyon yıl falan insanın geldiği falan bir de bizim ürettiğimiz tarihi yani modern tabii. Dediğimiz döneme kadar olan tarihsel tarih. Tarihsel dönem evet. Evet bir küçük ara vereceğiz. Tamam. Şey yaptık biraz şey yaptık. Görüşmek üzere evet.
Evet, programımızın şimdi ikinci bölümüne geliyoruz. Yazar Ayşe Acar'la birlikteyiz. Bilim kurgu yazarı. Onu da tartışacağız. Bilim kurgu yazarı deyince böyle hani çok da hafiflenmesin. Bir ağır bilim kurgu yazarı diyelim size. Yeni bir şey olur mu? Ağır bilim kurgu yazarı. Çünkü kelime Türkiye'de biraz güme gitmiş. Siz peki bir şey sorabilir miyim? Siz tabii felsefe eğitimi biri olduğunuz için bilim kurgu deyince biraz şey gibi yani çok da felsefe ayakları yere de basmayan, felsefi zemini de bilmeyen bir şeymiş gibi algılanıyor. Öyle değil bilim kurgu eserlerinin büyük bir bölümü. Sizi tatmin etti mi bir filozof olarak? Tabii tabii. Yani ben şimdi mesela ben size şimdi kısaca bir şey yapmak istiyorum. Sizin bir geleneğiniz var. O bilim kurgu geleneği. Aslında dünyada da bilim kurgu geleneği ama bunu biraz da böyle ütopyayı koymak istiyorum. İşte Ursula Le Guin gibi, Margaret Atwood gibi o gelenekten. Ve hep kadınlar. Anlatıcı hep kadın burada. Benim de kahramanım. Tabii. Anlatıcı hep kadın. O gelenekten geliyorsunuz ve aslında hiç de şey değil. Yani o galiba Türkiye'de şöyle bir sıkıntı oldu bugüne kadar bilim kurgu. Bilim kurgu ile ilgilenen kesim biraz daha genç kesimdi. Bunların böyle edebiyat filan, üslup filan kaygıları yoktu. Hele felsefe insan biraz böyle küçümsendi gibi oldu. Ama şimdi demek ki sizle birlikte, siz de bunun bence çığır açan, yani öncüsü oluyorsunuz aslında. Bir yer açıyorsunuz. Yani bir tarza da yer açışma var burada. Yanlış mı bilmiyorum. Yani o bir tarz. Yani bu burada yerleşecek. Ha bizim bilmediğimiz, görmediğimiz insanlar, yazarlar varsa onlar da bizi affetsinler. Bize ulaştırsınlar. Onlardan da bahsedeyim ama ben yani bilmiyorum. Vardır. Mutlaka da vardır. Yani daha tabii marjinal. Tabii. Şimdi şeyde kalmıştık. Yapay zeka ve zaman meselesinde değil mi? Şimdi orada yani oradan başlayalım kitaba diye geçmiş. Üç tane dünya var. Evet, üç dünya var. Bir işte gri bölge değil mi? Gri salon oldu birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Birinci bölgede yapay zeka ve hümeklerle gayet uyumlu, sanki insan türleri gibi hepsini kabul etmiş. Mutlu ve mesut yaşıyorlar. Mutlu ve mesut, evliliğin olmadığı. Çünkü evlilik kurumunun da gelecekte bir karşılığı olmadığını düşünüyorum ben. Bu Huxley gibi mi karşılığı olmadığını düşünüyorsunuz yoksa öbür gibi değil mi? Özgürleştireceğini düşünüyorum insanları. Bir tarafta da tam tersi var. O da biliyorsunuz ütopik yazında. Evet. Yani ya hiç olmayacak, evet, yasaklanarak ya da tam tersi aşırı... Evet. Şöyle hangisi? Yani şöyle burada girilmiyor bu konuya ama totalde aşk şu var. Anda bu dünya aşk olmaz mı? Totalde bu dünyada yaşayan insanların bir grubu evlilik kurumunun artık doyuma ulaştığını ve insanlığı hantallaştırdığını ve üretimini engellediğini ve bireyselleşmenin önünde bir engel olduğunu düşünüyor. Bu bölgede yaşayanlar. Evet, bu bölgede yaşayanlar ve şu anda dünyada da yani benim rasyonel falan. Benim arkadaşlarımın bir grubu böyle düşünüyor yani özellikle kadınlar. Yani bireyselleşmenin önünde engel olarak görüyor. Doğumla ilgili, annelikle ilgili herhalde geçici. İşte onun için de rahim havuzlarının olabileceğini ki zaten o da başladı. Yani ben kitabı geçen yaz yazdım. %70'i gerçek oldu neredeyse. Ne kadar hızlı gidiyor. Diyor ki bir kuzu yapay rahimde dünyaya getirildi. Bu insanlar için tabii bir öncül proje. İnsanların ayrı ayrı evlerde yaşadığı, bu da çok önemli bir şey. Yani hani mahremiyetin tek kişiye indirgendiği bir yaşam biçimi var birinci bölgede. Ve bir sosyal devlet var. Yani para konuşulmuyor. Tamam. Herkes bir üretime bir şekilde dahil oluyor. Bir sıkıntı da görmüyoruz. Bir sıkıntı yok. İnsanlar arasında. Ben bu haliyle yaşamak isterdim orada. İşsizlik yok falan. Yani bahsedilmiyor. Belki ikinci bölümde falan göreceğiz. Evet. Şimdi birisi böyle birinci bölge. Üçüncü bölge de yapay zekaya takık. Yani yapay zekanın bu kadar insan gibi konumlandırılmış olması hukuk hak hürriyetler açısından bunu yanlış olduğunu düşünen, dini inanışları taşıyan ve özellikle bu refleksten eleştiren İnsan grubu. Orada da aslında teknoloji yerli yerinde her şey tamam ama yapay zekalar asla girip, robotlar asla girip orada bir şahsiyetmiş gibi yer alamıyorlar. Orası da ileri bir toplum ama dediğiniz gibi. Doktor, kadınlar, annesi değil mi? Atike falan. Doktor falan. Bayağı her şeyi ölçüyorlar. Teknolojiyi kullanıyorlar. Ha bu arada romanda gerçekten bir parantez olarak söyleyeyim. Yakın zamanda biz nasıl yaşayacağız? Evlerimiz nasıl olacak? Dünyamız nasıl olacak? Bunun çok anlaşılır bir şey var. Yani sahnelerden anlaşılıyor. Mimari tarafı var yani. İkinci bölgede çok da gelişmemiş robotlar. Yani çok da gelişmemiş yapay zekalar. Biraz işçi sınıfı gibi. Nanoteknoloji üretiyor işte. Eski sanayi mavi yakalılardan. Biraz işçi sınıfı. Beyaz yakalı olmuşlar. Evet. Bir grup ama öfkeliler yani. İnsanın kibrinden bıkmışlar. Yapay zekanın da kibrinden bıkmışlar. Daha neşeliler. Daha keyifliler. Evet. Primitif düşünüyorlar, ilkel düşünüyorlar ama sıkı soru soruyorlar. Çok eğlenceli bir yer. Onlar da kendi bölgelerine ne gelişmiş yapay zekanın ne de insanların girmesine izin vermiyorlar. Evet. Ama bunların hepsinin ortak imza attığı bir evrensel anayasa var. Evet. Yani bu evrensel anayasayla bu dengeler korunuyor.
Sonra bir macera başlıyor. Hiç de öyle korunamayacağına dair bir ipuçları gelmeye başlıyor. Sıkı bir aşk var orada. Evet. Yani. Beklenmedik bir anda çıkan bir aşk. Beklenmedik bir anda çıkan aşkın bir aşk. Dozu da yani çok kaçmamış. Yani bu bizim evet. Bilim kurgularda ve ütopyalarda, distopyalarda hep ürkütücüdür o. Yani işte Brazil. Brazil 80-94. Evet, oradaki evet. Aşk her şeyi karıştırır falan. Ya da işte George Orwell'ın 80 ama sizde öyle bir hani bu karıştırıcı değil. Ama giderek ağırlığını hissettiren hale evet. geliyor. Yani işte tüm bunların... Ama ders vermiyor aşk. Sizi ben kurtarırım demiyor aşk. Yok. Demiyor. Yanlış mıyım? Ya roman genel olarak yani nasıl buldunuz bilmiyorum ama didaktik bir üslubu yok. Evet. Ben o üslubu çok kayda değer bulmuyorum. Bir şey öğretmiyor. İyi kurtulmuşsunuz onun tuzağından böylesi bir dönemde ben. Evet. Yani çok bu bir tuzak aslında. Çok büyük bir tuzak. Hele yani, böyle konulara girildiğinde. Didaktik üslup zaten yeni jenerasyonun en nefret ettiği üslup. Ve dışarıdan hiçbir şey öğretilemez. Ben onu kendi kişisel deneyimimden de biliyorum. İnsan kendi üzerine düşünmeye kalkmadığı sürece, aklını faal hale getirmediği sürece bir değişim dışarıdan gelen bilgiyle oluşmaz. Ancak kamusal alanda belli bir düzeye taşır bizi eğitim ve öğretimler. Nasıl davranacağımızı, insanlarla nasıl konuşacağımızı, bir sosyoloğu dinlerken evet. onu dinleyici olarak nasıl dinlememiz gerektiğini falan öğreniriz. Ama biz kendimizle ilgili, kendi varlığımızla ilgili şeyi kendi emeğimizle ve düşünce üzerine düşünerek ancak var edebiliriz. O yüzden de didaktik üslubu ben... Tanrısal yazar da yok evet. tabii. Yani yazar... Yok. Ya didaktik üslubu hiçbir zaman sevmem. Yani hiçbir zaman sevmem. Uzun uzun betimlemeleri de sevmiyorum. Gerçi bu bizim mesela benim bu romandaki şey tarz batıda var. Son dönemde var. Yani sahne kesmeler, kısa kısa anlatıp geçmeler, didaktik olmayan üslup, sinematografiye daha yakın. O da herhalde sizin belgeselciliğinizden evet, falan. Evet, belgeselci olmaktan kaynaklı. Görüyorum ortamı, yani. Görerek evet. daha çok. Yani gördüğüm bir şey yazıyorum bana ama sorarsanız. Ama bilim kurgu da önemli değil mi o görerek çok. Yapmak? Yani çünkü tabii. anlatamazsınız yani. Hani var olan şeyi anlatırsınız da geleceğe ait ne anlatırsınız? Şimdi siber gerçeklik anlatıyorum. Virtual reality anlatıyorum ben. Nasıl anlatacağım virtual evet. reality'yi yani? Evet. İşte orada da bir şey devreye giriyor yani. Betimlemeyi yalın yapabilmek. Birçok insan mesela bilim kurgu okur olmayan pek çok insan... Aa, çok iyi anladım dedi yani. Hiç de öyle şey değil yani. Evet, zor bir şey değilmiş. Şey derler ya, usta yazarlar kolay usta yazar. Usta değilim elbette ama. Şöyle derler bakın, usta yazar kolay anlatır derdini. Yani kolay yazmak değil. Yani veya basit yazmak değil. Usta yazar iyi anlatır. Yani bir anlatıcılık bu. Yani şimdi siz şurada 5 kişi oturmuş bir odada bir hikaye anlatıyorsunuz. Onu yazı haline, bu en doğru şey. Başa dönüyoruz burada da yani. O öyle bir şey ve dağılmıyor yapı. Çok önemli. Yani şimdi orada tekrar romana dönelim. Çok da romanı anlatırsak kimse alıp okumayacak. Öyle tuzağa düşmeyelim. Evet, düşmeyelim. Ama şu çok önemli. Yani bunu tabii biz ne kadar anlatacağız? Yani ben anlatamam zaten. Hani yazarı da belki kendi yazdığını o da ayrı bir şey anlatmak. Ama bu zaten anlatmış bir daha ayrıca. Şöyle bir şey var. Şimdi bir dünya var. Bunlar evrensel eserle ayrılmışlar. Ama aralarındaki o sınıfsal veya kültürel veya hiyerarşik çelişkiler doz olarak keskinliklerden sıyrılmış. Aradaki evet o bilge işçi sınıfı ve hatta ceza alan o simülasyona gönderilmiş ya insanlar. Onları anlatır mısınız? Evet. Mesela simülasyon diye bir şey karışmasın diye hemen ayırayım. Simülasyon argümanı diye bir şey var. Evet. Bu Oxford'da İnsanlığın Geleceği Enstitüsü'nün temel argümanlarından biri. Profesör Nick Bostrom'un argümanı. Diyor ki Nick Bostrom, İşte Westworld dizisi de ona göre yapıldı zaten. Biz diyor aslında çok gelişmiş, gelecekte çok gelişmiş bir medeniyetin bir bilgisayar oyunuyuz. Yani şey çekildiğinde, oyun kapatıldığında çat diye her şey bitecek. Böyle bir kuram var bu simülasyon argümanı. Bir de şimdi şey kullananlar biliyordur yani üç boyutlu gözlük düzeyinde şu anda ama lense indirgenir Google çalışıyor, başka şirketler de çalışıyor. Lens aracılığıyla cep telefonlarının falan filan kalktığı bir siber mekana giriş, cave olarak da kullanılıyor. O cave diyorlar. Giriş ve bütün şeyin siber mekanda bütün görünümlerin bizzat biz olmamız gerekmiyor. Avatarlarımızla da girebiliriz. İş görüşmelerimizi orada yaptığımız şeyler, yeni çalışma ve iletişim biçimleri. Bir de mesela bir Luna Park'a üç boyutlu girin, yani gözünüzde takılsın ve çok ciddi böyle şeylerden, merdivenlerden inin, kalkın falan, korku tünellerine girin falan. Çıldırıyorlar virtual reality'de bunu yapanlar. Yani hiç izlediniz mi bilmiyorum. Dayanamıyorlar, korkuyorlar. Evet. Çünkü o kadar gerçek. Evet. O kadar gerçek. Hapis cezasına dönüşür bu. Yani
romanda da vardı. Birinci Dünya Savaşı'nın en sert cephesine birisini cezalandırmak için 5 dakika gönderebilirsiniz. Yani Birinci Dünya, yani o sahneye gönderebilirsiniz virtual reality ile. Fakat bunun ucu da kaçabilir. Evet. İşte simülasyon, yani 10-12 yıl boyunca Afganistan'da doğmuş bir çocuğun simülasyonunu yaşıyor kahramanlardan bir tanesi. Evet, 7 yaşındaki çocuğa değil mi? Evet, kahraman. Abisi değil, kahramanlardan. Evet, yani bunu yaşıyor. Halbuki öyle bir gerçeklik yok. Yani bir ceza olarak yatırılmış, simüle edilmiş ve kendisine verilmiş bir filmi sanki seyrediyor kendisi zannederek. Yani yaşadığını zannederek. Evet, bu bir ceza. Yapay zeka aslında şey değil mi? Bir tür yapay zekanın gerçeği. Zamanda da geriye döndürebiliyor yani. Tabii yani bu işte simüle edilebilen şeyler, hikayeler. Yani herhangi bir hikaye. Ne diyelim biz birinci işte Kurtuluş Savaşı'nın, Çanakkale cephesini. Ceza olarak ilginç geldi bana burada. Evet. Çanakkale Savaşı'nı birebir kodlayıp virtual reality'de yaşayabiliriz. Evet. Ve bu tabii gittikçe ilerliyor. Mesela tat alma, koku alma, duygularını da ekliyorlar şeye. Simülasyona girdiğinizde sadece siz bir üç boyutlu bir şeyi görmüyorsunuz. Farklı boyutlar da devreye giriyor. Tadını bile alabiliyorsunuz. Kokusunu yani alabiliyorsunuz. Artık yeterli değil. Evet, kokusunu alıyorsunuz. Böyle bir gerçekliğe girdiğinde o zaman gerçek zannediyorsunuz ve hadi bu sefer gerçeklik nedir sorusu çıkıyor. Evet. Yani bu gerçek gibiydi. Peki bu gerçek mi? Yani bu da bir bilgisayar oyunu olmasın. Nick Bostrom da haklı çıkıyor bir taraftan. Tabii, yani. Tabii. Gerçekliğin sorgulandığı, farklı gerçeklik biçimlerinin olabileceğini konuşulacağı bir dönem. Çok tehlikeli o mesela. Yani hapis cezası olarak 12 yıl bir insanı şeyde tutmak, bir case'de, bir kabinde tutup bir hikaye yaşatmak, kendi hikayesi gibi. Zor bir hikaye yaşatıyorsunuz. Zor bir hikaye yaşatmak geleceğin tehlikelerinden biri bu. Burada bir de şey de var, hani dine dönersek, öte dünyadaki hani hep şeydir ya, bu dünyadaki şeyin cezası, öte dünya, yani bu sonradan öte dünya, yani evet, cehennemi. Şimdi Matrix. Değil mi? Matrix, yani Matrix'te de Jean Baudrillard, sosyolog ünlü Jean Baudrillard'a bir gönderme vardır. Şeyde işte Neo bir şeyi açar. Bir kapak ya da kitap başında da Jean Baudrillard'ın Simülasyon ve Simülakrlar kitabının şeyi vardır, fotoğrafı vardır. Sonra Jean Baudrillard çok kızdı. Ben bunu her gittiğim yerde söylüyorum ki düzeltilsin diye. Evet. Ben dediğim simülasyon bu değil. Ben medyanın yarattığı simülasyondan bahsediyorum. Başka bir şey diyor. Başka bir şey söylüyorum. Daha masumdu aslında. Birader ben böyle bir şey söylemiyorum diye kızdı da o iki kardeşe. Evet. Matrix'in yapımcısı olan. Yapımcıları. Fakat orada ne vardı? Yani aslında bir bilgisayar oyununun içinde olduğu insandı. Bizim dünya dediğimiz şeyin bir bilgisayar oyunu olduğu. Dolayısıyla uyaranların olduğu. Yani hey uyan diyenlerin olduğu. Evet. Şey tasavvufta da öyledir ya. Ölmeden önce ölünüz. Seni uyarmaya birileri gelir. Evet. Ve sen bir anda gerçekliğin ne olduğunu, hakikatin ne olduğunu, gerçekliğin düzeyleri olduğunu ama hakikatin ne olduğunu fark edersin. Gibi bir şey. Ve öyle çıkarsın o sonsuza. Öyle çıkarsın. Ya da dersin ki evet bu bir oyun ama bu kaderciliğe de düşürmemesi gerekir insanı. Çünkü her an yeniden yazılan fresh bir oyun. Belki de yazıcılardan biri de sensin. Dolayısıyla Matrix bu işin şeyidir tabii yani. Hani, doruğudur aslında. Evet doruğudur. Özellikle Matrix'in birinci bölümü. Diğerleri biraz daha şeydir. Evet, ticariydi onlar. Ticariydi. Evet. Birincisi felsefeyi. Ki o iki kardeş gerçekten hem ezoterik gelenekleri hem felsefeyi hakimler. Felsefeyi Doğu felsefesini özellikle bir filme aktarmışlar. Hani milletin eskiden sır dediği ne varsa hepsini söylemişler. Evet. Böyle bir şey var tabii yani. Sizde şimdi bir de o işin o tarafı da var. Şimdi bu tür kitaplarda Türkiye'de yazılan bilim kurgu ya da bu tür geleceğe ait gibi kitaplarda Doğu hiç önemsenmiyor. Hatta sizde programdan önce de bunu konuşmuştuk. Siz dediniz ki ya Batı'da da aslında bu Doğu tasavvufunun, Doğu felsefesinin bir takım şeyleri var. Çünkü kültürler hep birbirlerinden benzer şeyler yapmışlar yani değil mi? Adam aynı yere, aynı ibadet ettiği şey hep değişmiş. Yani mitleri bu, benzer. Evet, bu çok önemli. Bunu mühim buluyorum ve hiçbir tuzağa düşmeden gene ikinci kez bahsediyoruz ama bu yani şarkın büyüsüne de kapılmadan ama bu işte aslında o bizim doğudaki insanın hani işte batının bilimi var, doğunun bilgeliği var falan derdi bir ara. Böyle bir şeyle de bir yaklaşım var. Bunu batı kullanınca biz alkışlıyoruz ama bizden bir yazar yapınca... Ne işi var bilim kurguyla dinin diyoruz. Filan diyoruz. Evet. Ne diyorsunuz böyle tepkilerde aldınız siz? Bu dünya literatürünü bilmemekle alakalı bir şey. Yani işte Yüzüklerin Efendisi ne? Arkasında hangi mitoloji ve hangi inanışlar yatıyor? Matrix'in arkasında ne yatıyor? Avatar...
yani Avatar'ı ben okuduğumda mesela görüyorum. Kehf suresindeki bazı alıntıları görüyorum. Yani Jung, çalışan bir ekip var orada değil mi buna? Tabii Jung'u görüyorum. Yani doğudan da almışlar. Yani Avatar, şamanizm keza öyle. Bütün bir inanışları falan görüyorum ben izlerken. Neyden faydalandıklarını, esinlendiklerini görüyorum. Yüzüklerin Efendisi matah bir şey oluyor. Ama biz de tabii sinemayı yapamadığımız için uygun şekilde yani Hollywood kalitesinde bir iş üretemediğimiz için sinematografi de bizi doyurmuyor. Hikaye de iyi yazılmıyor. Yani evrensel... Anlatı da yok diyorsunuz. Anlatı da yok. O yüzden de bizden bir şey çıkmıyor. Ama ben kendimi insanlık ailesinin bir üyesi olarak konumlandırmaya çalışıyorum. Hı hı. Yani ayaklarım Türkiye'de. Toprağım burası, bereketi oradan alıyorum ama başım gökyüzüne baksın istiyorum. Yani ben insanlık ailesinin bir üyesi olmak istiyorum ve şunu yapabilirim. Anadolu'daki özellikle Alevi mitolojisi beni çok 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 yapıyor, etkiliyor. Hı-hı. Çok da bakir kullanılmamış. Onu bilim kurgu ve fantastik hikayelerle batıya armağan edebilirim. Yani insanlık ailesinin sofrasına bir tat koyabilirim. Koyulsa iyi olur. Yani durup sürekli kendimizle ve kendi geçmişimizle övünmekten biraz artık mola verip bu tür şeyler yapmaya odaklanalım. Bunları anlatalım ve kaynaşma noktası. Tabii yani iletişim kuralım yani. Yani ben senin Yüzüklerin Efendisi'ni anladığım, takdir ettiğim, önemsiyorum. Bizde de böyle bir şey var deyip şahane, bunu da biz dahil edelim demelerine olanak vermek lazım. Yoksa insanlar bütün literatürü, Anadolu'ya ait bütün literatürü nereden bilsinler bilmiyorlar. Biz de bir şey sunmuyoruz. Bir de sözlü bir literatür o değil mi? Yani tabii. Yazılı olmadığı için değil mi? Özellikle tabii çoğu sözlü. Bektaşi deyişleri tabii. falan. Yani öyle korunmuş, şahane. Sözlü geleneğin öyle bir özelliği var. Şöyledir, müzik kutusu gibidir. Yani müzik kutusunu kurarsınız, nasıl hep aynı melodi, aynı dans falan gelir. Kendinden bir şey katmaz. Dedeler de öyle, kendilerinden bir şey katmamışlar. Sürekli bir önceki kuşağın aktardığını çok pure ve çok tertemiz bir şekilde getirmişler, korunmuş sözel gelenekle. Lojiye, literatüre yeni yeni aktarılıyor. Hatta aktarılamıyor da çoğu kez. Çünkü hem simgesel dili bilen hem geleneğin içerisinden büyümüş birilerinin bunu yapması gerekir. Yoksa oluyor, oryantalist bir perspektifle okumaya başlıyorsunuz bu sefer. Abartarak da. Yani abartarak ya da çok rasyonalize ederek, akılsallaştırarak falan, onun bütün tinini, bütün dirimliliğini söküp atarak falan anlatmaya çalışıyorsunuz. O yüzden de daha yok ama çıkar yani. Ben de adayım. Yani öyle bunların hepsini yazmaya. O zaman bunların yani Bay Binet'in ikinci ve üçüncü cildinde mi daha çok onu göreceğiz? Yani bir Bay Binet'te Alevilikle ilgili evet, de onu var. Bu nedir? Yani Kan Kalesi var mesela. Kan Kalesi Alevilerin çok çok önemsediği bir mit. Önemli bir mit ve simgeselliği çok yüksek bir mit. Yani din felsefesinin de dikkatini çekecek kadar çok yüksek bir mit. Bir içsel yolculuğu anlatan bir şey. Hazreti Ali üzerinden fantastik ögelerde kullanılıyor. Kan Kalesi'nin fete gidişiyle ilgili bir hikaye. Ben onu bütün temel ilkelerini koruyarak keyfiyetli davranmadan, yani yapmadan, ihanet etmeden ama diyorsun. Yani. İhanet etmeden. Çünkü bir de ihanet edip etmediğini de yazar bilmeli. Evet. Yani neyi ediyorsa oynatırsan, ona göre etmeli. Neyi oynatıyorsan ihanet olduğunu biliyorsan yaz, yoksa yazma. Yani ihanet etmeden ama virtual reality oyunu olarak. Yani virtual reality'ye aktardım Kan Kalesi'ni. Bunun gibi çok çok fazla hikayeler var. Mesela yaratılış miti var orada. Alevilerin yaratılış miti, başlangıçta işte bir kadını koyan mit ki bu Babil mitlerinde de var. Özellikle Türk geleneğinde, Türkmen boylarında var. Alevi'liğin de etkilendiği şey odur zaten. Türk coğrafyası üzerinden o miti getiriyor. Bir kadın figürüyle varoluşun başlangıcını tanımlıyor. Mesela bu çok iyi bir bilim kurgu sahnesi bence. Yani o kadar iyi ki ya da Hünkârı Bektaşi Veli'nin güvercin donunda Anadolu'ya gelmesi, gayb erenlerinin bir anda tedirgin olması, bütün urum erenlerinin şeylerinin sönmesi, çerağlarının sönmesi, bir gizli toplantı falan filan böyle bir şey var. Temel ezoterik bir şey var. Şimdi bunu bugünkü dile ama temel ilkelerini koruyarak, bütün o kavramlara hakim olarak taşımak gerekir artık. Yani mutlaka taşımak gerekir ve sayısız şey var, sayısız mit var. Ve bu mitler öylesine, kurgusal mitler de değil. Süpermen'den bahsetmiyorum. Tabii, Batman'den bahsetmiyorum. Sentetik şeyler değil yani. Değil. Bu bayağı bugün yaşayan insanın arketipal bir şeyi, yani bilinç dışının da dahil olabileceği, söylence dile geldiğinde bilinç dışını harekete geçirecek bir şeyden bahsediyorum. Yani öylesine hikaye, ne şahane konuymuş falan gibi bir şey değil.
adayım. Siz bir de gördünüz, gittiniz ya, ilk bölümde konuştuk. Onlara hala insanlar bağlılar mı yani bu söylenceleri? Yani sahada da gördünüz mü ya halen? Evet, bağlılar. Yani yoksa orada da bir sembolik olarak hani o toplumlardan yavaş yavaş yani uzaklaşmış kent mı? Kent ve kasabalarda yok ölü toprak. Bireyselleşme yani ve sadece kapitalizm girdikçe. İşte, evet. Ben Ermeniyim, ben Yahudiyim, ben işte şeyim, Müslümanım, ben Aleviyim diyen ama öyle olmayan. Yani mitini taşımayan, tavrını taşımayan, edasını taşıyamayan, evrensel ilkeler barındırıyorsa o ilkeleri hayata geçirmemiş insanlar çok fazla. Hı hı. Ama köylerde öyle değil. Hala duruşu, bakışı, ifadesi, hakiki Yahudi, hakiki Hristiyan, hakiki Müslüman çok insan var ve çok şey dirimli bu insanlar. Yani başkasının yani üstüne hakiki ezildi. Güç kullanmak için değil, kendi yaşamını kurmak için yapıyor onu. Tabii. Orijinal yani. Bu insanlar, bir de bu da çok acayip bir şey var hala yani. Orijinal insanlar var, gerçek insanlar var yani. Bu taşımanız çok şey, evet, çok soylu bir çaba yani. Bu çok ilginç bir şey ve yani bakın, ben bir tane cümlenin, kitapta da var bu. Yani burada var bunun işaretleri. Öyle mi? Bilmiyorum. Var. Siz yani var bunu, siz böyle bir hazırlamışsınız. Siz masayı burada bir açıyorsunuz aslında. Şimdi öyle yerler var ki kitapta, masanın açılacağı ve nereden, hani hangi neyle besleneceğimizi de yavaş yavaş bir sonrakine anlıyoruz biz yani. İyi, biraz böyle şey, hani çok derin okumaya da gerek yani, görüyoruz. Şimdi orada bir tane şey boşa gitmiyor. Yani bir tane o mit veya o işte abartılı sahnenin peşinden gitmiyorsunuz. Burada duruyorsunuz. Yani onu da az önce söylediğiniz şeye bağlıyorum. Yani orada oldukları gibi olmasına dikkat ediyorum diyorsunuz. Evet. Mesela işte orada şiddet ve terör de var, konuşacağız ama şiddet de var kitapta yani, o düzeni bozan. Orada mesela bunu yapan adam, şimdi adını hatırlayamadım, Sokrates'e hayran çıkıyor falan. Ama şimdi bunu başkası alsa böyle çok abartarak, şimdi bu bir yazan insanı düşünelim. Böyle bir şey noktaya geldi ya da yakaladı. Hı hı. Bu onu böyle sarhoş eder ve sayfalarca yazar gider. Aa, siz onu kesiyorsunuz. Yani neden? Yani çok ilginç. Ya böyle bir kaygı hep var sizde. O ihaneti de yani şeyi, yani o ana yapıyı bozmadan ama yenileştirerek ileri de gidiyorsunuz. Yani orada böyle saatlerce onun peşinden insan, işte Sokrates falan, büyük diyaloglara girebilir, radikalizme gider falan. Çünkü zamanın insanı zeki, anladı artık ne yazdığımı. Uzun uzun adamın canını sıkmaya gerek yok. Anladı yani. Evet. Zeki insanlarla artık kuşatılmış durumdayız. Bir bu. İkincisi, sinemada bir yöntemi kullanıyorum ben orada. Guy Ritchie'nin sahne kesmeleri var. Yani uzatmayıp sahneyi kesip başka bir şeye atladığı. Yeni dünya dizileri var, Dizimax'lerde gördüğümüz. Evet. Orada da case uzatmadan sahnelerin yürütüldüğü. Yani bu yeni kuşağın diliyle yazılmış bir şey, bir roman bu bir taraftan. Bir taraftan da dediğim gibi zeki insanlar var. Uzun uzun anlatıp ne yapacağım, anladı zaten adam yani. Ben sayfalarca da yazabildim, bak bunu oh ne de güzel kullanabildim falan. Gerek yok yani. Niye gerek olsun? Ama yani, ilginç bir şey mesela. Zeki. Yani Sokrates'e hayran bir suçlu değil mi? Üçüncü bölgeden. Tabii. Gene romana dönüp detaylara gidiyoruz ama yani hakikaten bir yerde de bir şey, Hölderlin ve Hegel üzerine bir konuşma var. Hatta bir yerde de şey de var, Octavio Paz var. Ya benim en tabii bunlar benim kahramanlarım ya. Benim de kahramanımdır mesela Octavio Paz. Orada tabii sizin şey de yani burada romana bir de şey de var. Yani gitmekle kalmak arasında kıpırdamayan gün, katı bir saydamlık kalıbı, hepsi görünüyor ve hiçbiri anlaşılamıyor. Ufuk dokunulmayacak bir yakınlık. Şimdi burada bunu böyle kitaba da bir metafor olarak kullanırsak yani, evet, roman yani şimdi hepsi görünüyor. Tabii. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Octavio Paz'ı da açmışken hemen ben hani izleyicilere konuşalım de tavsiye. Konuşalım lütfen. Yani mutlaka. Televizyonlarda Octavio Paz'ı kimse konuşmuyor ama. Poetik felsefenin zirvesidir, evet, yani. Poetik felsefenin zirvesidir. Mutlaka öyle vakit bulurlarsa, bir bakarlarsa çok çok sevinirim yani ben. Uzun uzun anlatmayayım tabii ama. Sizin o gizemli, o poetik, tabii gizem tarafından da bir şey var. Poetik felsefenin zirvesidir yani. Zirvelerinden biridir. Şimdi şöyle yapıyorum. Octavio Paz bizim gençliğimizde yani Nobel aldığında falan çok tartışılan bir şair ve düşünürdü. Fakat sonra toplum Octavio Paz'ı unuttu. Türkiye'de çevirileri bile yeni bir daha. İşte Ali Cengiz Kanlar falan çevirdi o zaman İspanyolca'dan. Adnan Özerler falan. Sonra
şöyle bir kitabı daha vardır Türk toplumu için. Yalnızlıkla olan bacı. Laberinto de la Soledad. Onu da Bozkurt Güvenç çevirmiştir. Kitabın baskısı 7-8 yıldır yok. Çok bize benzeyen dokularla işte Meksika-Amerika kıyaslamasıyla Türkiye'nin müthiş bir kitaptır o mesela. Siz andınız. Tabii. Çok çok iyi olmuş. Yani bu bir Türkçe'de Octavio Paz'ı ve biraz da sizin onunla bu mistik şiirlerinde de işte Hindistan'daki büyükelçi, sizin de öyle bir işte bu geleneksel Alevi kültürü. Tabii. İşte eski dinler. Ezoterik. Bizi şey besliyor anladığım kadarıyla, yani Le Guin konusunda da Ursula, ben tabii onların hani tırnağının tırnağı olamam, öyle bir yani, şey de yapmayayım ama. Umarız sizler de bunlar benim rol gibi model, uzun soluklu ve rol modellerim. Devam edersiniz. Biz insanlığın bütün bereketinden beslenmeyi tercih eden, geçmişinden de işte geçmişi olmayanın zaten talihsiz bir hale gelir. Yani tarihi olmayan talihsiz insana dönüşür. Fakat bu geçmişin obsesyonu, geçmişi ısrarla o haliyle bugüne çağırmak gibi bir ilkelliğe de düşmemek lazım. Yani geçmişin bütün o zenginliği, bütün o tecrübesi, bütün o bilgeliği, çünkü geçmiş daha maksim konuşur. Ve geçmişte görebildiğimiz kadarıyla akıl ve vicdan biraz daha dengelidir. Ama gelecekte de, gelecek de küçümsenecek bir şey değildir. Hatta tam tersi, şu insanlıkta şöyle bir problem var. Genelde kendi yaşadığı dönemi ara dönem olarak görür. Geçmiş daha güzeldir her zaman, gelecekte çok daha kötüye gidecektir. Evet, belirsiz, korkunç. Hep böyledir yani, ama merkeze kendisini koyar ve kendisini uygarlığın zirvesinde falan zannedip hem geçmiş hem geleceği yargılar. Biz kendimiz şimdiden işte geleceğin etiğini falan konuşuyoruz. Elbette konuşmalıyız ama belki de öyle bir dönem geliyor ki mesela hakikaten teknolojisi de geldi, yalan söyleyemeyeceğiz. Yalan söyleyemeyeceğiz. Şeffaflaşma süreci geliyor. Evet. İleride belki de insanlar bizim için çok ilkel bir dönemde yaşadığımızı söyleyecekler. Yalan söylemenin çok ilkel bir davranış olduğunu, dolayısıyla primitif topluluklar olduğumuzu söyleyecekler belki de. Aşağılanacak, küçümsenecek diyorsunuz. Muhtemelen. Belki de aşağılanacak yani. Algılamıyor olabilecekler. Ama bizim için mesela şimdi yalan söylemek, tamam olumlu gözükmez ama olabilir de, hatta mümkünse daha az yalan söylemeye doğru kendimi, beyaz yalan falan gibi tabii de kendimi böyle, kaliteli hale getiririm. Yani mümkünse daha az yalan söyleyeyim, kişilik bölünmesi yaratmasın bende, şizoid bir hale almayayım deriz. Bir emekle, bir kendi üzerime kurduğum dikkatle bunu inşa ederim ama gelecekte bunun hiçbir karşılığı olmayabilir. Evet. Yani erdem diyoruz ya mesela, insanlık erdemleri falan, dürüstlük, işte şey, bir sürü şey söylüyoruz. İşte bunların hepsinin bugün karşılığı var da yarın kavramlar kalır ama kavramların içeriği değişebilir. Çok da böyle merkezde ben varım, geçmişi de anakronik olarak yargılarım, geleceğe de ben etik biçerim falan. Yani çok iddialı laflar bunlar. Bir dönem insanlık tarihi, ama işte 250 yıl önce aydınlanmayla falan, felsefesiyle işte Kant'la şunu, böyle bir şey bir kurdu. Şimdi bu da tabii bir dağılma halinde. Yani yani katılıyorum size ve orada yani şöyle bir şey de var. Yalan belki aşağılanacak ama belki de bizim bugün yalan dediğimiz şeye adam o zaman yalan demeyecek. Yani yalan da bu şey gibi, mikropla bakteri ilişki şey gibi, yani bakteriyle şey ilişkisi gibi. Hani işte iki yıl önceki ilaç ona başka bir şeye yalan denecek ya da başka yalanlar belki çıkacak gibi. Değil mi? Evet, eğer anakronik düşünmezlerse bizim yaptığımız gibi. Biz mesela geçmişi değerlendirirken etik metik falan filan kendi algıladığımız ahlak perspektifinden yorumluyoruz. Diyoruz ki işte insan eti yenilmiş bir dönem. Evet. Değil mi? Hazreti İbrahim'e kadar insanlar kurban edilmiş falan filan. Evet. Ay çok ilkel diyoruz. Evet. Geçmişteki insanların dağarcığında bunun hiçbir karşılığı yok. Evet. Ya da işte çok eşlilik. Kadınların çok eşli olduğu ya da erkeklerin çok eşli olduğu dönemleri. Çok 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 ilkellik diyoruz. Onların hayatında bu bizim ilkellik tanımımızın hiçbir karşılığı yok. Ya da mülkiyetsiz dönem işte. Her şeyin mübadele edildiği. Hiçbir karşılığı yok. Yani yarın da ne olacağını hem zamanın kendi içindeki dinamikler, tin diyebiliriz buna, belirleyecek. Hem ihtiyaçlar, koşullar belirleyecek. Hatta mesela şimdi GDO'lu gıdalara karşıyız ya biz. Evet. Belki de lazım olacak. Yani GDO'lu gıdalarla değil de doğal bir domates insanı zehirleyecek. Evet. Yani biz kendimizin bulunduğu pozisyonu sürekli geçmişe giydirmekten, geleceğe giydirmekten vazgeçip mümkün olduğu kadar evrensel değerleri açığa çıkaracak edimlerde bulunabiliriz ancak. Onun dışında
Tabii mecburen merkeze koyuyoruz çünkü şimdi yaşıyoruz, ne yapalım yani, doğal olarak merkeze koyacağız ama onu çok da bir kibir noktasına taşıyıp bir belirlenimci tarihi yargılayan. Dünyayı yönetiyor gibi. Öyle de o kadar da kasmamak lazım. Burada ama sizin gene yani programın sonunda da oraya doğru dönüyoruz. O işçilerin değil mi Oksi'deki neydi adları, onlar ne diyor? Saat o. Tabii. Yani insanın saati başka, zaman başka, zamanı başka. Turgut Uyar'ın da öyle bir şey kitabı var değil mi? Büyük saat. Yani o büyük saat aslında zaman. Yani o büyük saat ne diyecek? O tanrısal diyebiliriz, dünyevi tabii diyebiliriz, tarihsel diyebiliriz. Ama insan teselli oluyor Ayşe Hanım. Yani ne diyorsunuz bir yazarak? Yani insanoğlu acılarını ve yani hazlarını ya da hayal kırıklığı neyse hepsini birden dengeleyeceği bir ileri doğru atıyor, bazen geri doğru atıyor. Evet. Bizi herhalde bütün diğer varlıklardan da ayıran bir şey bu. Yani acımızı da şeyimizi de yani bugünden sıkılıyoruz, bunalıyoruz, geleceği kuruyoruz falan gibi de ya da geçmişte avunuyoruz. Ya, yine aynı noktaya geldik başladığımız yere ama. Bu müthiş bir şey yani. Ben bunu önemsiyorum. İnsan bir kere geleceğe ne ümit edebilirim diye sorabilen varlıktır. İnsan ümit edebilen varlıktır. Az dakikalarımız var, son lafları öyle alalım. Evet. Ümit edebilen varlıktır. İnsan bilinç ve bilinç dışı, ki çok önemli, onu hani başka bir zaman konuşabiliriz belki. İnsan mükemmel bir varlık değildir. İnsan orijinal kusurları varsa da güzel bir varlıktır. Yani insan orijinalleştikçe, kendi oldukça, kendinden tad alan, kendi varlığını işte doğu deyimiyle kendi varlığından razı olan bir varlıktır. Oluşta olan bir varlıktır. İnsanın şey yapmak nedir o? Diğer insanlara zarar vermediği ölçüde, diğer insanlara kendi düşüncesini dayatmadığı ölçüde çok da fazla örselememek de lazım yani. Ama insan hep geleceğe ümitle bakan varlıktır bence. Özellikle bu söylediğinizi bu böyle hınç çağında, şimdi öyle kitaplar da var işte hınç çağında siyaset filan diye dünya tartışıyor. Bunu da bir Hintli yazmış. Yani hınç, giderek yükselen bir hınç çağında yaşıyoruz. Bu söyledikleriniz çok önemli. Yani bu bir yazarın da böyle bir tavır, yani tavır değil, bir duruşunun da bizim coğrafyamızda, bizim dilimizde ben çok önemli buluyorum. Yani çok teşekkür ederim. En son gene size daha birkaç dakikamız var mı sevgili yönetmenimiz? 2 dakikamız var. Size bırakacağım son sözü. Yani şey ne diyorsunuz? 2 dakikamız var. Bu gelecek kuşaklara, ülkemizde yaşayanlara, dünyalı. Evet. Yani bir kere şey, ben bunu, bu kitabı yazma ve seri yazma nedenlerinden biri dikkat çekmek. Arkadaşlar, yapay zeka diye bir konu var. Gelecekte de şöyle bir şey geliyor gibi duruyor. En azından edebiyat aracılığıyla bu konuya odaklanmalarına katkı sağlamak istedim. Yavaş yavaş çok konuşuluyor. Mutlaka ve mutlaka dünyadaki bir iki ismi, özellikle Elon Musk'ı çok sıkı takip etmelerini. Çünkü sanki teknokrasi gelecek dünyaya ve onun ilk nüvelerinden biri gibi duruyor. Yaptığı her hareket aynı zamanda siyasi. Mutlaka belli laboratuvarları takip etmeleri gerekir. Yani IBM'in ne yaptığını, Boston Dynamics'in ne yaptığını, Boston'un ne çalıştığını, diğer şirketlerin, işte Google'un falan bir sürü şirket var, ne yaptığını olabildiği kadar takip edip dünyadan kopmamaya çalışmalılar mutlaka. Geleceğin meslekleri çok revize ediliyor, onu takip edebilirler. Eğer hani yeni meslek belirlemeyen arkadaşlar varsa. Bu şeyi de YouTuber'lık meselesinde ciddiye alsınlar. Çok çok önemli. Çünkü özgün olan herkesin bir şey, kurumların onayını almaksızın YouTube'da kendini ifade edebileceği bir başka bir dünya geliyor. YouTuber'lığı dikkate alsınlar. Ve güzel olacak. Ben güzel olacağım. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ayşe Acar. Çok mutluluk verdiniz, onur verdiniz. Ama hepsininle birlikte lütfen Ayşe Acar'ın Bay Binet kitabını da okusunlar diye bitiriyoruz. Onu çok ben söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun.